Merhaba arkadaşlar, bugün de sizlere Asus'un K52C serisi notebook bilgisayarlarına USB ile hazırlamış olduğumuz bir Windows kurulumunu, USB ile Windows kurulumunu nasıl yapacağız onu anlatıyorum. Daha öncesinden bir Windows kurulumu USB'mizi hazırladım. Buna taktım. Kuracağımız USB'mizi biz legacy olarak kuracağız. Bakın burada UEFI boot yazıyor, enable. Biz legacy bir Windows kurulumu yapmak istiyoruz. Çünkü Windows 7 kuracağız. Siz eğer UEFI ile bir Windows kuracaksanız ve şurası UEFI butonunuz eğer enable ise mutlaka UEFI içeren bir flash'la kurulum yapmanız gerekiyor. Biz tercih olarak eski bir sistem kurmamız gerekiyor. Onun için ben UEFI butu buradan kapatacağım şimdi. Şimdi şurada flash belleğimizi taktık. Bilgisayarımızı açtık. Bilgisayarımız açar açmaz F2 tuşuna bastık. Karşımıza bu ekran geldi. Bu BIOS ekrandaki, buradaki BIOS ekranda ilk yapacağımız UEFI kuracaksak burası enable olacak. Normal bir Windows, eski Windows kuracaksak burası disable olacak. Bu birinci kural. İkinci kural, bakın şuradaki boot option 1'de hard diskimiz SSD olduğu için bunu görüyor. Benim flash belleğim markası burada gözükmüyor. Sizin burada önemli olarak yapmanız gereken şurada alt seçenekle hard drive seçeneklerinden enter'a basıp giriş yaptıktan sonra boot option 1 yazan yere tekrar enter'a bastığınızda flash belleğinizin markası neyse benimkinin markası bu. Bunu seçmeniz gerekiyor. Birinci kural, en önemli kural bu. Boot option 1 benim flash belleğim oldu. Daha sonra geriye geldiğimde normal boot seçeneklerindeki boot option 1'deki flash belleğimin ismini göreceğim ben. Bakın geldi buraya. Az önce SanDisk görüküyordu. Bir önceki menüde yaptığım hard drive seçeneklerindeki birinci seçeneği USB'yi almazsanız burada boot seçeneklerinden de USB flash'ınız gözükmez. Burayı yaptınız USB. Daha sonra buraya geldiniz, burayı da USB seçtiniz. UEFI kuracaksanız UEFI, normal kuracaksanız disable yapıp daha sonra kaydet diyeceksiniz. Save and change, ne yapalım? Save and exit diyelim. Kaydedelim flash belleğimizdeki yaptığımız ayarımızı. Kaydettikten sonra bilgisayarın Windows kurulum ekranıyla karşımıza gelecektir. Ne yaptık? Öncelikle UEFI mi kuracağız, normal mi kuracağız? Oraya karar verdik, oradaki ayarı yaptık. Sonra hard drive seçeneklerinden birinci seçeneği USB'ye aldık. Daha sonra bir önceki menüdeki boot option menüsündeki birinci seçeneğimizde gelen flash belleğimizi birinci sıraya aldıktan sonra kaydedip çıktıktan sonra şu anda bilgisayarım Windows 7 flash'ıyla başlamak üzere karşıma kurulum ekranının gelmesini bekliyorum. Detay, en önemli detay da neydi? Hard drive seçeneklerinden boot option 1'e kesinlikle flash belleğinizi getirtmeniz gerekiyor. Getiremezseniz boot option'da kesinlikle USB belleğiniz gözükmeyecek. Ve beklediğimiz ekranımız, kurulum ekranımız şu anda karşımıza geldi. Artık Windows kurulumumuzu buradan kolaylıkla yapabiliriz. Kolay gelsin arkadaşlar.